Herkese merhaba. Bu videomuzda güçlü ve ihtişamlı Rottweiler'ları inceliyoruz. Bu muazzam ırkı anlatırken önce tarihine değinmek istiyorum. Rottweiler dünyanın en eski köpek ırklarından biridir. Kökleri Roma İmparatorluğu'na kadar dayanmaktadır. Modern Rottweiler'larsa ismini Almanya'nın Rottweil kasabasından almaktadır. Bu ırk yüzyıllar boyunca sığır sürülerini gütme ve koruma işinde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra sürü sahibi kasapların et arabalarını pazarlara çekmiş, pazarda kazanılan paraları eve gidene kadar korumuştur ve 19. yüzyılın sonlarına doğru tren ağları genişledi için Rottweiler'ların et arabası çekmesine gerek kalmamıştır. Böylece ırkın üretimi durma noktasına kadar gelmiştir. Hatta öyle ki Rottweiler'ın üstün özellikleri 1900'lü yılların başlarında keşfedilmeseydi eğer şu an Rottweiler diye bir ırk olmayacaktı. 1900'lü yılların başında Rottweiler'lar belli polis testlerine sokulmuş ve bu testlerden başarıyla ayrılmıştır. Rottweiler artık resmi bir polis köpeği olmuştur. Bu Rottweiler'ların yeniden parladığı tarihtir. Artık Rottweiler'lar Almanya'da üreticilerin de dikkatini çekmiş ve arkası arkasına ırk adına iki tane farklı dernek kurulmuştur. Bu dernekler daha sonra birleşip bugün ADRK adını verdiğimiz Büyük Rottweiler Derneği'ne dönüştüler. Dernekler mevcut Rottweiler nüfusunu kayıt altına aldı, ırkın standardını yazdı ve üretim kriterlerini belirlediler. Üretim kriterleri Rottweiler'ların çalışan bir köpek olduğunu ispat etmesi yönünde tasarlanmıştır. Yapılan testlerde ve değerlendirmelerde çalışma becerilerini ispat edemeyen Rottweiler'lar üretim programının dışında tutulmuştur. ADRK'nın yıllar boyu süren özverili çalışmaları neticesinde bugün Rottweiler'lar FCI çatısı altındaki derneklerce birçok ülkede temsil edilmektedir. Hatta öyle ki şu an dünyanın en popüler köpek ırklarından biridir. Ve fakat popülerliğine rağmen dünyanın en korkulan köpek ırklarında liste başına oynamaktadır. Esasen sakin yaratılışlı, ailesine düşkün, eğitilebilirliği çok yüksek ve zeki bir köpek ırkıdır. İri cüssesi ve baskın karakteri ehil olmayan insanların eline geçince ismi bazı adli vakalara karışmıştır. Doğru yetiştirme teknikleriyle büyümüş Rottweiler'lar mükemmel arkadaşlardır. O yüzden mutlaka bilinçli ailelere sahiplendirilmelidir. Rottweiler kendini tehdit altında hissettiğinde kolayca tepki verebilen bir canlıdır. Sahipler köpeklerini çocukluk yaşlarından itibaren her türlü insan davranışına pozitif şekilde alıştırmalıdır. Rottweiler bir çoban köpeğidir ama temelde onu diğer çoban köpeklerinden ayıran bariz bir fark var. Rottweiler keçi, koyun gibi hayvanları güdüp korumamıştır. Çok daha büyük cüsseli sığırların korunması ve güdülmesi görevini üstlenmiştir. Bu tür bir görev için çok güçlü bir fiziğe ve kararlı bir zihin yapısına sahip olmanız gereklidir. Rottlar koruma özelliği yüksek olan canlılardır ama iyi bir koruma köpeği sadece ısırma yeteneğine göre belirlenmez. Sağlıklı zihin yapısı, güçlü sinir sistemi, yüksek konformasyon ve çevikliğe izin verecek kadar rahat bir anatomi gibi özelliklere ihtiyaç var. Hep söylediğim gibi en iyi koruma köpekleri çoban köpeği grubundan çıkan canlılardır. Bütün çoban köpekleri fevkalade koruma yapar demiyorum ama en iyi koruma köpekleri çoban köpeklerinden çıkar diyorum. Bu ayrıma da varmak lazım. Şöyle ki çoban köpekleri diğer bekçilik özelliği gösteren köpeklere göre çok daha farklı duyularını çalıştırmak zorunda kalan bir sistemin içinden gelmektedir. Sürekli aktif ve atik hareketler sergileyebilecek yapıda olmalılar. Çünkü bu tür köpekler hem sürüyü bir arada tutmak zorundalardı hem de sürüyü korumak zorundalardı. Çok yönlü olma mecburiyeti Rottweiler gibi sürü köpeklerini hep popüler kılmıştır. Günümüzde koruma köpeği unvanıyla ön plana çıkmış olsa da Rottweiler dünyanın en obur köpeklerinden biridir. Bu özelliği sayesinde pozitif yöntemlerle eğitilebilirliği çok yüksektir. Oburluğu güçlü burnuyla birleştiğinde koku işlerinde fevkalade sonuçlar alınabilir. Hatta yerden koklamayı gerektiren programlarda tıknaz bir ırk oluşu onu mükemmel bir istakip köpeğine dönüştürmektedir. Rottweiler sahiplerine tavsiyelerinden biri de onunla istakip çalışmaları yapmalarıdır. Irkın ne kadar başarılı olduğunu gördüklerinde eminim çok şaşıracaklar. Her şey bir yana Rottweiler dünyanın en tartışmalı ırklarından biridir. Irkın üzerinde dönen tartışmalar popülerliğinden ileri gelmektedir. Bir ırkın popüler olması demek o ırkı alakalı ve alakasız herkesin üretiyor olması demektir. Rottweiler'ları sadece ticari sebeplerle üreten insanların yakıştırmaları yüzünden ırkın ismi itibarsızlaşmaktadır. Bu konuya çok değinmek istemiyorum ama Macar kafa Rottweiler gibi yakıştırmaların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur.
Rottweiler hantal görüntüsüne rağmen aktif ve enerjik bir ırktır. Ama bu yüksek enerjilerine rağmen ev içinde sakin varlıklara dönüşürler. O yüzden apartman yaşantısına bile kolayca uyum sağlayabilirler. Ve de sebepsiz yere havlamadıkları için komşuluk ilişkilerine çok fazla zarar vermezler. Çift katlı kalın kürkü sayesinde bahçe yaşantısına da adapte olabilirler. Fakat bu cümlemden ötürü hiç üşümedikleri çıkarımı yapılsın da istemem. Her köpek ırkı gibi Rottweiler'lar da üşürler. O yüzden bahçede Rottweiler bakacak kişilerin rahat yaşam şartlarını ayarlaması gerekmektedir. Bir çoban köpeği olarak Rottweiler'lar genelde kendi işini kendi yapmak isteyen canlılardır. Birbirleriyle çok karşılaştırılan Doberman ırkı gibi sahip bağımlısı değildir. Bunun sebebi de yüzyıllar boyunca sürü hayvanlarını güderken bağımsız çalışmak zorunda kalmasıdır. Bugün Rottweiler'lara ev içinde bakan bazı insanlara göre bu dezavantajlı bir durum gibi gözükse de bence avantajları çok fazladır. Sahibine obsesyon derecesinde bağlılık geliştirmiş canlılar en ufacık ayrılıktan mutsuz olup mutsuz edebilmektedir. Bu tür canlıları birkaç saatliğine bile başkasına emanet ettiğinizde tedirginlik yaşayıp huzursuzluk çıkaracaklardır. Rottweiler'lar ise emanet edildikleri yerlerde eğer mutlularsa kolayca adapte olurlar. Rottweiler'lar saygın üreticilerden edinilmesi gereken ırklardan biridir. Bunun başlıca sebeplerinden biri de bir dizi genetik rahatsızlığa sahip olmasıdır. Kalça ve dirsek displazisi, kalp sorunları ve solunum becerisini etkileyerek başlayan bir sinir sistemi rahatsızlığına genetik olarak yatkındır. Irkı gerçekten çok seven, sorumlu bir üretici bu hastalıklara yatkın olmayan anne ve babalardan yavru alacaktır. Ancak şu an ülkemiz bilinçsiz üretimlerden dolayı karakter ve sağlık yönünden zayıf Rottweiler'larla dolup taşmaktadır. Rottweiler'ların muazzam gücü ve kıvrak zekası sağlığının bir ifadesidir. Bu minvalde ülkemizdeki federasyon ve derneğe bazı sorumluluklar düşmektedir. Özellikle kayıtlı üretim noktasında tıpkı Almanya'da olduğu gibi sağlık ve karakter testlerinden geçememiş köpekleri üretim programının dışına almak ırkın geleceğini garanti altına alacaktır. Irkın genel sağlığını ve yeteneklerini azaltan bir başka konu da ekstrem sevdasıdır. Bilmeyenler için açıklamam gerekirse istenilen standartlardan daha basık buruna sahip iri kafalı Rottweiler'lar için kullanılan bir tabirdir ekstrem. Ancak üretim yaparken ekstrem sevdasına çok fazla takılmak bir dizi sağlık sorunu da beraberinde getirecektir. Kısa burun, köpeğin nefes alırken güçlük çekmesine ve ventilasyon yaparken zorlanmasına sebebiyet verecektir. Bu da köpeğin görevini yerine getiremeden kolayca yorulması anlamına gelmektedir. Basık burun, kandaki oksijen miktarını azaltır ve bu da kalbi zorlar. Çünkü hava girişini sağlandığı yol olması gerekenden çok daha kısadır. Burun basıklaştıkça aynı sayıdaki dişler için çok daha az yer kalacaktır. Bu tür köpekleri üretmede ısrar ettikçe çarpık ve eksik diş yapısıyla karşılaşmak daha olası hale gelecektir. Rottweiler için hep çok iyi bir koruma köpeği diyoruz ya, savunma görevi yapacak köpek için ısırmanın kuvveti büyük önem arz etmektedir. Kısa burunlu Rottweiler'ların ısırık etkisi uzun burunlu Rottweiler'lara göre nispeti ölçüsünde daha azdır. O yüzden Rottweiler üretiminde Alman ölçeğini esas alıp ırkın aşırıya kaçan gidişatını durdurmak gereklidir. Son olarak tüm yaygınlığına ve müthiş bir iş köpeği olmasına rağmen sınavlarda en az gördüğüm köpeklerden biridir Rottweiler'lar. Bugün ülkemizdeki genel tabloya baktığımızda Rottweiler'ların bir iş köpeği olduğu unutulmuş gibidir. Hemen herkes etkileyici görüntüsünden ötürü Rottweiler beslemektedir. Gösteriş köpeği olmaktan ziyade çalıştıkça mutlu olan bu ırkın vasıflarına ülkece ihanet ettiğimizi düşünüyorum. Alışkanlık haline gelmiş tembelliğimizden kurtulup Rottweiler ırkını hak ettiği yerlerde görmek umuduyla.